Aranızdan merhaba. Türkiye 1 Kasım seçimlerini geride bıraktı. Şimdi gözler yeni kurulacak hükümette. Tabii ki bu konuyla ilgili de YSK'nın kesin sonuçları açıklamasını bekliyoruz. O nedenle bu hafta gözler YSK'da olacak. Gündemdeki önemli başlıkları alacağız. Konuğumuz bu kez AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Yeniden Ankara'dan milletvekili oldunuz ve partiniz tek başına iktidarı alacak oy oranına ulaştı. İsterseniz oradan başlayalım. Türkiye gerçekten kritik bir seçimi geride bıraktı ve 1 Kasım'da %40,5-49,5 ile halk AK Parti'ye yeniden iktidar yolunu gösterdi. Peki ne oldu da 7 Haziran'dan 1 Kasım'a vatandaşın görüşü değişti ve AK Parti 2011'e göre kaybettiği 9 puanı yeniden geri aldı? Öncelikle tabii milletimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten 1 Kasım'da milletimiz istikrar dedi. Tek başına AK Parti'ye yürü dedi. AK Parti'nin ikinci dönemini milletimiz 1 Kasım'da başlattı. Aslında AK Parti'nin iktidara geldiği ilk dönemde biliyorsunuz 3 Kasım 2002 idi. Dolayısıyla Kasım ayı yine hayırlı oldu bizim açımızdan. Ve hatta 18 Kasım'da hükümet kurulursa 2002'de o zaman tevafuk olacak. Aynı şekilde tevafuk olacak. İlk kez o zaman kurulmuştu AK Parti hükümeti. İnşallah AK Parti'nin bu ikinci dönemi diyoruz tabii ki. Bu ikinci döneminde Allah nasip ederse milletimizin bizden beklentileri var. Bu beklentileri en kısa zamanda yerine getireceğiz. Fakat esas itibariyle sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi 7 Haziran'dan işte aşağı yukarı 5 ay sonra 1 Kasım'da bu değişen tabloyu neye bağlamak gerekir? Doğrusu 7 Haziran seçimlerinde milletimiz herkese bir mesaj vermişti. O mesaj neydi? Uzlaşın ve Türkiye'yi yönetin, birlikte yönetin, ortak akılla hareket edin. Herkes üslubunu gözden geçirsin mesajını vermişti. Ama milletimiz vermiş olduğu mesajı AK Parti'nin dışında alan parti olmadı. Dolayısıyla 7 Haziran'dan itibaren AK Parti'nin takip etmiş olduğu çizgi bu başarıda en önemli faktör olduğunu ben düşünüyorum. 7 Haziran akşamından itibaren Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu açıklamalar, vermiş olduğu mesajlar ve kullanmış olduğu üslup son derece yapıcı, olumlu, birleştirici, bütünleştirici, kuşatıcı bir üslup kullandı. Dolayısıyla milletin mesajını doğru şekilde algıladık ve onu 7 Haziran'dan itibaren Sayın Başbakanımızın önderliğinde doğrusu biz hayata geçirdik. Hükümet kurulamayıp da seçim kararı alındıktan sonra da aslında 7 Haziran'da milletin bize vermiş olduğu bir mesaj daha vardı. Millet demişti ki ey AK Parti, ey hükümet ben senden bir dokunuş bekliyorum. Benim çarelerime, dertlerime bir takım sıkıntılarım var. Özellikle maddi sıkıntılar var. Burada harekete geçmeni istiyorum. Biz bu mesajı doğrusu 7 Haziran öncesinde algılamamız gerekirken algılayamadık, okuyamadık, hayata geçiremedik. Dolayısıyla 7 Haziran seçimlerinde AK Parti'nin belki kaybetmiş olduğu 3-5 puanı çok rahat bir şekilde bu mesajı hayata geçiremememize bağlayabiliriz. Ama 7 Haziran'dan sonra tabii ki elbette ki biz de oturup kendi içerimizde de yapmış olduğumuz değerlendirmede işte emeklilerin sorunları olsun, asgari ücretlerin sorunları olsun, gençlerimizin, kadınlarımızın, çiftçilerimizin bütün bunlara da bir dokunuş bizden beklediklerini gördüğümüz için seçim beyannamemize de bunları yansıttığımız için ve bugüne kadar da milletimiz şunun çok net bir şekilde gördüğü için AK Parti bir söz verdi mi yerine getirir. Dolayısıyla bizim emeklilere vermiş olduğumuz söz, asgari ücretlere vermiş olduğumuz söz, çiftçiler konusunda işte yem ve gübredeki KDV'nin kaldırılması konusu, gençlerimize yönelik genel sağlık sigortasından tutun da işte bir yıl işe girdiği zaman ücretinin devlet tarafından verilecek olması, asgari ücret konusunun biliyorsun 1300 liraya çıkacak olması, muhtarlarımıza yönelik yine muhtar maaşlarının da 900 liradan 1300 liraya çıkacak olması. Bütün bunlara baktığımız zaman bunlarda da halkın bizden beklentilerine bir cevap, bir dokunuş söz konusuydu. Aslında muhalefet partilerinin seçim beyannamesinde de aynı vaatler vardı ancak vatandaş bu vaatleri yapma konusunda herhalde en çok AK Parti'ye güvendi. Evet, şimdi tabii vatandaş AK Parti'nin ne diyeceğine bakıyordu doğrusu. Dolayısıyla biz de o boşluğu 7 Haziran'da atlamış olduğumuz o boşluğu 1 Kasım'da doldurduğumuz için yine milletimiz büyük bir ekseriyetle
AK Parti'de her iki kişiden biri AK Parti'de ve %50 oy oranını çok şükür yakaladık. Tabii muhalefet partileri bir defa öncelikle 7 Haziran akşamından itibaren takınmış oldukları tavır olumsuz tavırdı biliyorsunuz. Sayın Bahçeli hayır dedi, asla dedi, olmaz dedi, kesinlikle AK Parti'li hükümet kurmayacağım dedi. Ve AK Parti'ye ne yapması gerektiğini verdi. Halbuki Sayın Bahçeli'nin AK Parti'ye ne yapma talimatı veya önerisinde bulunma yetkisi de yok. Haddi de olmaması gerekiyordu. O yetki milletteydi. Millet vermişti o yetkiyi. Millet bize %41 verdi. Sen başat aktörsün. Senin liderliğinde bir koalisyon kurulsun denmişti. Ve bu koalisyon için en uygun tabloda AK Parti MHP koalisyonuydu ama MHP daha ilk günden Sayın Bahçeli 7 Haziran akşamı geç saatlerde yapmış olduğu açıklamayla o kapıları kapattı. Zaten milletimiz orada bir defa öncelikle onu not etti. HDP'de zaten AK Parti ile asla olmaz demişti. MHP ise, Cumhuriyet Halk Partisi ise biliyorsunuz %60 bloktan bahsetti. %60 blok kendi içerisinde kurması lazım dedi. Artı kendisinden de az puan alan, aşağı yukarı 9 puan az olan 3. partinin genel başkanı Sayın Bahçeli'ye gel sen başbakan ol, yeter ki biz AK Parti'den kurtulalım mantığıyla hareket ederek böyle bir siyasi rüşvet teklifinde bulundu. Bahçeli de onu da zaten elinin tersiyle itti biliyorsunuz. Kabul etmedi. Yani o da zaten ahlaki bir tavırdı. Neticede hükümet kurulamadı. Hükümet kurulamadıktan sonra yani bir defa AK Parti'ye giden oylara baktığımız zaman 7 Haziran'dan sonra partilerin takınmış olduğu tavırları, yapmış olduğu açıklamaları milletimiz çok yakinen takip etti. Kimin yapıcı üslup kullandığını, kimin olumlu olduğunu, kimin kuşatıcı, kimin ise ayrıştırıcı olduğunu çok net bir şekilde gördü. Kimlerin bloktan bahsettiğini gördü. Biz ise milletin iradesine saygımız sonsuz dedik. Milletimiz bize bu rolü biçti. Biz yine elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyoruz. Kaçınmayacağız dedik. Ve en önemli gösterge ise sorumluluk bakımından hükümet kurulamadı. Koalisyon hükümeti kurulamadı. Ve erken seçime de razı olmadı muhalefet partileri. Neticede Cumhurbaşkanımız anayasadaki yetkilerini kullanarak ülkeyi seçime götürdü. Ne olması gerekiyordu anayasa gereği? Bu partilerin bu hükümete ortak olması, üye vermesi gerekiyordu. Evet. İlk kez çok seçim hükümeti kurdu. İlk defa olmasına rağmen bu sorumluluktan da kaçtılar muhalefet partileri ve dolayısıyla milletimiz bunları not etti. Yani siz sorumluluktan kaçıyorsunuz. O zaman ben size niye oy vereyim dedi. Ve dolayısıyla tekrar biz elimizi taşın altına koyduk. Düşünebiliyor musunuz? Ben bunu başka yerlerde de söyledim. CHP yok. MHP katılmıyor. HDP'den 3 kişiden birisi katılmadı, ikisi katıldı. Onlar da zaten bir toplantı, ikinci toplantıda istifalarını bastılar, gittiler, ayrıldılar. Dolayısıyla millet şunu gördü. Ha, AK Parti bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin temsilcisi. AK Parti sorumluluktan kaçan bir parti değil, sorumluluğu üstlenen bir parti. Eğer biz de o sorumluluğun altına girmeseydik, o zaman nasıl seçim hükümeti kurulup da ülke seçime gidecekti? Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman milletimiz tekrar AK Parti'de zaten benim vermek istediğim mesajı aldı. Bana da bir AK Parti'nin seçim beyannamesinde bir dokunuş var. Bana karşı bir ilgi, bir teveccüh var dedi toplumun her kesimi. Yeniden AK Parti'ye bir dönüş oldu ve %50 civarında oya kavuştuk. Dolayısıyla tabii bir de terörle mücadele konusu biliyorsunuz. Yine bizim oylarımızı artıran konulardan birisi de elbette ki aslında çözüm süreci konusu biliyorsunuz. 2013 yılından itibaren uyguladığımız çözüm süreci konusu olması gereken bir süreçti. Ve bu süreç başarıyla yürütüldü. Ama biz bu süreci halka anlatamadık. Halkta şöyle bir algı oluştu. Yani AK Parti taviz veriyor, AK Parti terörle mücadelede geri duruyor şeklinde bir algı oluşturuldu. Ve ondan dolayı bazı oyların bizden gittiğini gördük. Ama ne zaman ki terör örgütü işte askerimizi öldürdü, ardından iki tane polisimizi uykusunda şehit etti, bardağı taşırdılar ve ondan sonra kararlı bir şekilde terörle mücadele tarihinde ilk defa bu kadar kararlı bir şekilde dağ demeden, taş demeden, mağara demeden, sarp dağlar demeden her yere biliyorsunuz teröristler her yerde takip ediliyor, kovalanılıyor, imha ediliyor. Dolayısıyla şu an terör örgütü için, terör örgütü unsurları için güvenliği hiçbir bölgeyi bırakmadık. Milletimiz bunu da gördü. Böyle terörle mücadelenin bu kadar kararlı bir şekilde yürütüldüğü bir dönemde
özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin eline taşın altına koymaması, seçim hükümeti veya koalisyon hükümetine girmemesi doğrusu halkımız tarafından çok iyi okundu ve AK Parti'ye o bizden 7 Haziran'da giden oylar tekrar geri döndü. Dolayısıyla bu 9 puana baktığımız zaman bir kısmı terörle hükümetin kararlı bir şekilde mücadele etmesinin neticesinde geri döndüğünü düşünüyorum. Diğeri ise AK Parti'nin 7 Haziran'dan sonra sorumlu davranması, yapıcı üslup benimsemesi, efendim elini taşın altına koyması, gerek koalisyon hükümeti kurma konusunda özveriyle çalışması, gerek seçim hükümeti konusunda bütün bunların neticesinde halkımız istikrarı seçti, AK Parti'yi seçti. Biz de halkımıza teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Şu an %50 gibi bir sonuç çıktı ve bu çıkan sonuç neticesinde bugün bize AK Parti diyemeyenler, dün AK Parti diyemeyenlerin o gün akşamdan itibaren AKP diyorlar biliyorsunuz. AKP diye bir parti yok. Yani bizim resmi adımız Adalet ve Kalkınma Partisi. Kısa adı. AK Parti, partimizin kısa adı AK Parti'dir. Bunu dahi telaffuz etmiyorlar. AKP diyorlar. AKP diye bir parti yok ki. Dolayısıyla aslında muhalefet partileri bir yerde boşa bir atış yapıyor yani. AKP diye olmayan bir partiyle mücadele ettiklerini yürütüyor. Biz AK Parti'yiz ama televizyonlarında AKP diyenlerin o gün akşamdan itibaren AK Parti demeye başladıklarını gördük. Bu sonuçların hem iç kamuoyunda hem de dış kamuoyuna vermiş olduğu bir mesaj var. Tabii bir de bu sonucu kimse beklemiyordu yani kamuoyu anketleri. Evet onu da size soracağım. Evet. Yani anketler bile son ana kadar yani iyimser anketler AK Parti'nin %43, 44, 45 olacağını şeklinde genel olarak bir yorum yapılıyordu. Ancak hatta en iyimser bir anket ise son anda, son hafta yapılan bir ankette %47 şeklinde evet. En yakın anket. Ancak AK Parti bunların hepsinin üzerinde bir rakamla 49,5'la 50'ye yakın bir oy oranıyla 1 Kasım seçimlerinden çıktı. Siz bekliyor muydunuz? Siz alanlardaydınız, vatandaşın arasındaysınız. Böyle yüksek bir oran bekliyor muydunuz? Şimdi doğrusu biz ben şahsen sahaya indikten sonra 7 Haziran çok yakın bir zaman biliyorsunuz. Evet. Yani 4-5 ay var arada. Dolayısıyla 4 ay sonra sahaya indiğimizde sahada pek çok şeyin değiştiğini görmüştük. Ve ben çok ümit vardım. Kendi çevremde yapmış olduğum görüşmelerde, konuşmalarda inşallah bu seçim çok iyiye gidiyoruz. Tek başına iktidar olacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle son haftaya geldiğimizde tablonun çok daha lehimize değiştiğini gördük. Ama şahsen ben yapmış olduğum bütün konuşmalarda millet rehavete kapılmasın diye hep şunu söyledik. Dedik ki bıçak sırtı tek başına iktidar da olabilir, koalisyon da olabilir. Evet. Yani çalışsınlar, gayret etsinler. Bütün herkese onu söyledik. Son ana kadar, sandıklara gidene kadar hepimizin sorumluluğu var, çalışacağız. Ama benim şahsi kanaatim özellikle birkaç gün öncesinde yine ilçelerimizi gezdiğimizde gördüğüm tablo doğrusu beni çok mutlu etti. Ve en iyi rakamlar 44 falan veriyordu. Sonradan evet. Bir 47 rakamı biliyorsunuz. Evet. O da korkarak bir yerde sanki evet. Endişeli bir şekilde ve herkes ona saldırır mahiyette bir açıklama. Aslında o konuda da bir mahalle baskısı vardı. Ama ben şunu çok net söyleyebilirim. Bizim mitingimiz biliyorsunuz 31 Ekim Cumartesi gündü. Evet. Seçimden bir gün önce. Ankara mitingi. Evet. Orada platformun arkasında bir belediye başkanımızla, eski belediye başkanımızla yaptığımız konuşmayı hatırlıyorum. O bana dedi ki 44-45 alacağız dedi. Ben dedim ki hayır çok daha fazla alacağız dedim. En az 47 alacağız, muhtemelen 50'ye de ulaşacağız demiştim. O da bana dedi ki inşallah ben yanılırım da size bir takım elbise alırım demişti. Sonradan aradı beni dedi ki siz haklı çıktınız. Ama tabii o işin... Bir takım elbise de kazandınız yani böylelikle. Yani o işin latifesi ama evet. Hakikaten öyle bir tablo bekliyordunuz vardı. Yani. Fakat çok enteresan ben hep konuştuğumuzda diyorum ki ya neden kamuoyu anketlerine yansıtılmıyor bu sefer? Orada bir baskı mı oldu onu doğrusu bilemiyorum. Veyahut da halk da bir yorgunluk vardı. Ben onu şu şekilde izah ediyordum. Millet 1,5 yılda 4. seçime gidiyor. Artık bıkmış. 7 Haziran'da seçim oldu. Böyle bir tablo çıktı. Esnafımız, iş adamlarımız, herkeste bir belirsizlik, bir mutsuzluk var. Dolayısıyla bir millette bir suskunluk vardı, sessizlik vardı. Bundan dolayı belki görüşünü tam ifade etmiyor şeklinde de yorumluyordu. Ama çıkan tablo şunu çok net bir şekilde ortaya koydu. 8 Haziran'da doğrusu Yusuf Bey herkesin yüzü asıktı. Acaba ne olacak? Beklentisi, endişesi vardı. Verende vermeyende de bir şey vardı. Belirsizlik vardı. Bir karamsarlık vardı. Acaba hükümet kurulur mu kurulmaz
diye bir endişe vardı. Ama 2 Kasım'a geldiğimiz zaman 2 Kasım'da herkesin yüzünün güldüğünü gördük. Bunları veren de vermeyen de bir defa önce Türkiye'nin istikrara kavuşması, Türkiye'nin önünü görmesi, artık belirsizliğin kaybolması, dolar işte fırlayıp çok artacak mı, döviz artacak mı endişesinin kaybolması ve doların hemen seçimden sonra yeniden inişe geçmesi, borsanın yükselmesi vesaire, bunlar hep olumlu gelişmeler. Şimdi inşallah bu ay içerisinde hükümeti kuruyoruz biliyorsunuz. Evet. Seçim beyannamemizde yapmış olduğumuz, vermiş olduğumuz vaatler var. Onlar hızlı bir şekilde kanuni değişiklik gerekiyorsa kanun değişikliği yaparak, gerekmiyorsa gerekli düzenlemeler yaparak bu vermiş olduğumuz sözleri Allah nasip ederse hayata geçireceğiz. Evet, isterseniz oradan devam edelim. Zaten vatandaşın en çok merak ettiği konu da bu. Türkiye yeni hükümet, yeni yol haritası, dediğiniz gibi vaatler var. Bunları gerçekleştirebilecek mi? Önce hangilerinden başlanacak? En önemli başlıklar nedir sizce? Yani öncelikle işte 10 maddede de özellikle Sayın Başbakanımızın seçim döneminin birkaç gün önce 10 maddeye indirmiş olduğu bu emekliler, asgari ücret, efendim askerlerimizin işte verilen harçlıkların yükseltilmesi, öğrencilere verilen bursların taşeron işçiler konusu var. Efendim çiftçilere yönelik işte kademenin yem ve gübrede kaldırılması konusu. Bu başlıklar, özellikle kredi konusu var. Yine emeklilerimize TOKİ'den 250 lira taksitle ev konusu vesaire. Evet. Bunlar acil yapılması gereken konular ve bunları inşallah en kısa zamanda Allah nasip ederse önce vatandaşı beklediği herhalde ekonomik vaatler. Tabii mesela yani asgari ücretin 1300 liraya çıkması konusu inşallah yılbaşından itibaren, yani Ocak ayından itibaren bu sözü verdik. Bunu gerçekleştireceğiz. Şimdi asgari ücret komisyonu Aralık ayında toplanacak. Zaten hükümetin bu konudaki tavrı net ve inşallah tabii ki tek başımıza o kararı almıyoruz ama oradaki diğer partilerle. Soru işaretleri var ama işte dediğiniz gibi karşı tarafta bir de işveren kısmı var. Çünkü asgari ücret devletten çok işvereni ilgilendiriyor. Evet. Bunu AK Parti gerçekleştirir mi, gerçekleştiremez mi şeklinde soru işaretleri var. Yok, gerçekleştireceğiz. Artık onda işverenlerle de bir yerde onlarla da uzlaşacağız. Aslında işverenler otursunlar, kalksınlar, şükretsinler. Yani iyi ki AK Parti kazandı. Ya ötekiler kazansa ne olacaktı? 2000 lira diyen vardı. 1500 lira diyen vardı, 1400 lira diyen vardı. 5000 diyen bile vardı yani. Ve aslında iş adamlarında bir sorumluluğu da var. Yani 7 Haziran seçimlerinde bu şekilde vaat edenlere, yüksek rakamlar söyleyenlere karşı hiçbir açıklama yapmadılar. Şimdi AK Parti hükümet olarak biz bütün çalışmaları yaptık ve 1300 rakamının şu şartlarda verilebilecek rakam olduğu kanaatine ulaştığımızdan dolayı bu rakamı açıkladık. İnşallah işverenlerimiz de o konuda gerekli adım atacaklar ve Ocak ayından itibaren inşallah bu vermiş olduğumuz sözümüzü Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Evet, ekonomik vaatler öncelikli olarak gündemimizde olacak. Ancak tabii 7 Haziran'da Demirhan'da sarafa kalkan başkanlık sistemi şimdi 1 Kasım ardından yeniden gündeme geldi. Kimi Türkiye'nin artık başkanlık sistemine geçmesinin elzem olduğunu söylüyor. Ancak eleştirenler de var. Özellikle muhalefet başkanlık sisteminin diktatörlük getireceğini söyleyenler var. Mesela Rıza Türmen eski CHP milletvekili ve AYM eski yargıcı. Buna ilgili ne diyeceksiniz başkanlık sistemine ilgili? Şimdi aslında bu yeni dönemde en önemli, en acil ihtiyaç, daha önce de yarım kalan biliyorsunuz bir konu vardı. O da neydi? Yeni bir anayasa. Bizim de seçim beyannamemizde yeni anayasa konusu biliyorsunuz öncelikli olarak ve güçlü ifadelerle altı çiziliyor. Ve bu yeni anayasamızda aynı zamanda başkanlık sistemine de bir iki cümleyle biliyorsunuz atıf söz konusu beyannamemizde. Biz sözümüzün arkasındayız bir defa öncelikle. Ülkenin acil ihtiyacı olan yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasayı Allah nasip ederse gerçekleştirebilmek için biz yine özveriyle AK Parti olarak çalışacağız. Tabii şunu herkes biliyor. Bizim 317 milletvekilimiz var. 317 sayısı tek başımıza anayasayı referanduma götürecek veya değiştirecek bir sayıya bizi ulaştırmadı. Dolayısıyla burada milletimiz aslında yine şu mesajı verdi. Buradaki partilerin takınacağı tavır da belki ilerideki partilerin oylarını çok etkileyecek şekilde olacak. Çünkü milletimiz, herkes yeni anayasa sözü verdi. Buyurun yeni anayasa konusunda o zaman elinizi taşın altına koyun ve bu yeni anayasayı yapın.
Aslında CHP'den de HDP'den de açıklamalar geldi 1 Kasım'dan sonra. CHP dedi ki biz destek veriyoruz Gürsel Tekin. Tabii başkanlık sistemini ayırarak. Evet. Yine HDP'den Demirtaş'ta yeni özgürlükçü anayasayı tartışmaya hazırız. Yeter ki dayatma ile gelmesin şeklinde böyle destek mesajları var. Şimdi biz biliyorsunuz 327 milletvekilimiz vardı. 2011'de. Evet. 2011 seçimlerinden sonra 327 milletvekiliyle biz 3 üye verdik. Diğerleri de 3'er üye verdiler. Eşit sayı. Dayatma vesaire bir şey söz konusu değil. Maalesef HDP ve özellikle Demirtaş böyle yanlış açıklamalar yapıyorlar zaman zaman. Biz dayatmacı bir parti değiliz. Gayet 327, şimdi de 317 milletvekilimizde. Komisyon kurulduğu zaman yine biz eşit sayıda. Yine eşit mi olur? Aynı. Bilemiyorum ama muhtemelen yine öyle olur. Zaten 60 maddede uzlaşılmıştı. Peki 60 maddede uzlaşıldıktan sonra Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız olarak, Genel Başkanımız olarak defaatlerce söyledi. Dedi ki gelin ey Kılıçdaroğlu diye seslendi. Gel bu 60 maddeyi geçirelim. Ne oldu o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı? Hiç yanaşmadılar. Seçim öncesinde de ne yaptı? Meydanlarda dedi ki 60 maddede zaten uzlaşılmıştı. Biz onları geçirmeye hazırız şeklinde açıklamaları oldu. Dolayısıyla bizde dayatma, baskı böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi milletimizin vermiş olduğu mesajı eğer bu siyasi partiler okuyup da gelip masanın etrafında ön yargısız, ön şartsız, kırmızı çizgisiz vesaire toplanılır. Yeni sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasa konusunda masaya oturulur ise artık böyle yine 2 sene falan kaybedecek vaktimiz yok. Bunu aylarla ifade etmek lazım. Kısa bir süre içerisinde özellikle 2016 yılı içerisinde en geç sonuna kadar bu anayasanın artık muhakkak yapılması lazım. Aslında uzlaşılmış 60 madde de var. Evet, evet tabii uzlaşılmış maddeler de var. Yeter ki yani bunlar bu iyi niyetlerini ortaya koysunlar. Bizim nasıl olumlu yaklaştığımızı millet de biliyor, onlar da biliyor. Biz uzlaşılan maddeleri geçirelim dedik, ona bile gelmediler. Dolayısıyla biz yeni anayasa konusunda gayet ciddiyiz. Burada da üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız ve bu konuda adımlar atılması gereken yerlerde gerekli adımlar atacağız. Başkanlık sistemine geldiğimiz zaman AK Parti'nin başkanlık sistemi konusundaki görüşünü hem iç kamuoyu hem dış kamuoyu zaten bilmekte. Dolayısıyla burada açık konuşmak gerekirse biz başkanlık sistemini savunuyoruz. Başkanlık sistemi diktatörlük sistemi değildir. Diktatörlüklerin olduğu yerde seçim olmaz. Seçimlerin olduğu bir yerde diktatörlük söz konusu olamaz. Dolayısıyla siz gerekli mekanizmaları kurduğunuz zaman işte başkanlık sistemiyle yönetilen ve gayet güzel demokratik bir şekilde yönetilen ülkeler var. Şimdi milletin kafasını karıştırıyorlar. Başkanlık sistemi dediğiniz zaman diktatörlük diyorlar. Tek adam yönetimi vesaire şeklinde söylüyorlar. Biz de sistemden çok herhalde kişilerle tartışıyoruz. Zaten en büyük sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Başkanlık sistemi dediğimiz zaman hemen Sayın Cumhurbaşkanımızı gündeme getirerek onun şahsında tartışıyorlar. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız zaten milletin oyuyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Yani bu payelerin en büyüğüne yakalamış bir insan. Ve kendi yapmış olduğu açıklamalarda olsun, bizim de yapmış olduğumuz açıklamalarda biz bunu Türkiye için istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsı için değil, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten ben faniyim diyor. Bugün varım, yarın yok. Efendim işte bir Cumhurbaşkanlığı külliyesi konusunda yapılan tartışmaların seviyesizliğini görüyorsunuz değil mi? O saray veya külliye, biz ona külliye adını verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız tapulmalı mı? Bugün Cumhurbaşkanlığı makamından ayrıldıktan sonra zaten kendisi de ifade ediyor. Bu milletin malı. O göreve kim gelecekse Türkiye Cumhuriyeti'nin şanına, şerefine yakışır. Bir Cumhurbaşkanlığı külliyesi veya onlar saray diyorlar. Yabancı devlet adamlarının gelip böyle efendim Türkiye'ye yakışır bir şekilde karşılandığı bir yer olması. Bu Türkiye için bir onur kaynağıdır, övünç kaynağıdır. Caddede biliyorsunuz başbakanlığın önünde caddede karşılama törenleri yapılıyordu. Evet, maalesef. Şimdi başbakanlık olarak da Çankaya Köşkü kullanılıyor. Dolayısıyla her iki makamda kendine layık olarak, kendine yakışır yerlerde görevlerini ifa ediyor. Yabancı devlet adamları geldiği zaman da ona yakışır bir şekilde karşılamalar yapılıyor. Dolayısıyla başkanlık sistemi diktatörlük vesaire değildir. Bunlar kafa bulandırılıyor. Başkanlık sistemi diyoruz, efendim eyalet sistemi, bölünme vesaire. Yok böyle bir şey. Almanya'da eyalet sistemi var, başkanlık sistemi var. Orada da başbakanlık sistemi var. Amerika'da eyalet sistemi var, orada başkan var. Amerika antidemokratik bir yapıya mı sahip?
mekanizmayı kurmuşlar, sistemi kurmuşlar. Dolayısıyla biz sistemi sağlam kurar isek o zaman ülkede hiçbir sıkıntı olmaz. Bir de şunu milletimizin unutmaması lazım. 10 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk yaşandı. Aslında belki Türk tarihinde ilk yaşandı. İlk defa Türk milleti başkanını doğrudan kendisi seçti. Bu ilk oluyor. Dolayısıyla böyle bir fiili durum var. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da halkın seçtiği cumhurbaşkanı olarak çalışıyor. Koşuyor, koşturuyor, terliyor, terletiyor kendi ifadesiyle. Muhtarlarla buluşuyor. Başka STK'larla buluşuyor. İşte bugün yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafirleri vardı. Halkın çeşitli kesimleriyle bir araya geliyor. Alternatif biliyorsunuz. Halkla ilk defa Cumhuriyet Bayramımızda biliyorsunuz. Evet. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız çağrıldı ve Cumhurbaşkanı Cumhur'la buluştu. İlk defa oluyorsun külliyede veya onların ifadesiyle sarayda diyelim. Evet. Dolayısıyla bunlar son derece önemli gelişmeler ve bunlar diktatörlük değil, tam tersine demokrasinin güçlendiğini gösteren bir takım göstergeler, işaretler. Dolayısıyla yani başkanlık sistemi konusunda bizim görüşümüz çok net bir şekilde. Ama şunu unutmamak lazım. Gerek yeni anayasa konusu, gerekse anayasaya girer girmez başkanlık konusu için bir defa öncelikle partilerin, dört partinin uzlaşması veya en azından AK Parti ile diğer bir partinin uzlaşması gerekmekte. Eğer bu uzlaşı olursa ülkemiz yeni bir anayasaya kavuşacak. Sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasadan kim uzak durursa, kim yanaşmaz, buradan kaçar ise bunun da faturasının o partiye çok ağır olacağını sanırım o parti yöneticileri de bilmekte. Dolayısıyla bu dönemde eğer 7 Haziran'dan sonra takılmış olduğu tavırları bu siyasi partiler ve liderler takınır ise yeni anayasa konusunda, o zaman yine milletimiz bir sonraki seçimde onlara gerekli faturayı kesecektir diye ben düşünüyorum. Dolayısıyla eğer uzlaşılırsa biz yeni anayasayı da yaparız. Başkanlık sisteminde de uzlaşılırsa o da olabilir. Ama neticede bunun nihai karar merciği de yine millettir. Millete referanduma gittiği zaman milletimiz kabul eder veya reddeder. Dolayısıyla biz milletimizin her zaman görüşünü, iradesini başımızın üzerinde gördük ve bundan sonra da sonuçta o kararda edelim. Millete gidecek muhakkak, değil mi? Yani 360 de olsa yani rakam çok da olsa muhtemelen yeni anayasa olacağı için halka ister istemez sunulmasında fayda var ve sunulur. Evet, bir araya gideceğim. Kısa bir araya. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Ve sayın seyirciler, Emrullah İşler'le programımız devam ediyor. Kısa bir ara var. Aranın ardından hem çözüm sürecini hem Türkiye'nin dış politikasını konuşacağız. Sinema, dizi, belgesel, haber, yarışma ve çok daha fazlası DGRT Euro'da. DGRT Euro artık D-Smart 291. kanalda. DGRT Euro, Avrupa'nın sesi, ailenizin kanalı. DGRT Haber'e ulaşmak artık çok kolay. Yayınlanmasını istediğiniz haber önerilerinizi ve çektiğiniz haber videolarını WhatsApp üzerinden bize ulaştırabilirsiniz. Alo TGRT Haber WhatsApp numaramız 0541-269-7192. İlk kez ve sadece TGRT Haber'de. TGRT Haber, daima öncü. Bazen başarabilecekleriniz size bir hayal gibi görünür. İhtiyacınız olan şey yol gösterecek birileridir. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın. Burası Güler'den Moda Evi. Hayırlı bir iş yapıyoruz. Gelinlik dikiyoruz. Gelinlik bakmak stresli bir iş. Bazen öyle zor beğenen gelinlerim oluyor ki yüzlerce katalogdan bir sürü resim gösteriyorum, gene de bir şey beğendiremiyorum. Zor beğenen gelinleri daha iyi anlamak için mağazamıza internet bağlatmak şart oldu.
Vodafone'un esnafa yönelik ADSL kampanyasını duyunca hemen gidip aldım. Biliyor musunuz? İlk 3 ay bedava deniyorsun. İstersen de geri iade ediyorsun. Üstelik para da ödemiyorsun. Nikahta keramet var. Mağazamda da internet. İyi ki almışım. Vodafone'un ADSL kampanyasıyla esnafımız yarına hazır. Sizi de Vodafone cep merkezlerine bekliyoruz. Evet, gündem analiz devam ediyor. Konuğumuz AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler. Efendim, çözüm süreci tabii ki çok önemli başlıklar arasında. Şimdi yeni dönemde çözüm süreci ne olacak diye en çok merak edilen bir konu da o. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerden önce konuşmuştu. Çözüm süreci buzdolabında demişti. Evet. Yine hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan silahlar gömülene kadar teröristler silahlarını gömüp üstüne hatta beton dökene kadar terörle mücadele sürecek. Silahlar bırakılmadan çözüm süreci devam edemeyecek diye açıklamalarda bulunmuşlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta muhtarlarla bir araya geldi. Orada çözüm süreciyle ilgili ilginç bir şey söyledi. Dedi ki bu süreç milli birlik ve kardeşlik sürecidir dedi. Bir isim istiyorsanız evet. Bundan sonra böyle olacak şeklinde. Yine bizim kulağımıza gelen bilgiler var. Çözüm sürecinde muhataplar değişecek. İmralı ve HDP devre dışı kalacak. Vatandaş, STK'lar, ileri gelenler, kanaat önderleriyle çözüm süreci devam edecek şeklinde kamuoyuna yansıyan bilgiler var. Çözüm süreci ne olacak yeni dönemde? Şimdi öncelikle çözüm süreci olması gereken bir süreç miydi sorusunu sorduğumuz zaman benim o soruya cevabım evet. Olması gereken ve yaşanması gereken bir süreçti. Eksileri olabilir, eksikleri olabilir, artıları olabilir. Ama bütün bunlara rağmen bu çözüm süreci geriye dönüp baktığımız zaman yaşanması gereken bir süreçti. Peki çözüm sürecinin ülkeye ne faydası oldu sorusunu sorduğumuz zaman. Evet. Onu ben şöyle izah ediyorum. Öncelikle biliyorsunuz Güneydoğu bölgesinde bir ceberut devlet anlayışı algısı vardı. Baskıcı bir devlet anlayışı algısı vardı. O bölgeye hizmet götürmeyen bir devlet anlayışı algısı vardı. Biz 3 Kasım 2002'den itibaren bir defa öncelikle ret ve inkar politikalarına son vererek ve her türlü hizmeti diğer bölgelere, diğer 6 coğrafi bölgeye ne hizmet yapıyor isek, yolsa yol, hastane ise hastane, köprü ise köprü, baraj ise baraj, okulsa okul, işte üniversite ise üniversite, hepsinin aynısını oraya, daha iyisini o bölgeye de yaptık. Bir defa o bölgedeki işte mahrumiyet bölgesi algısını değiştirdik. Bu bir. İkincisi, ret ve inkar politikalarını kaldırarak, İşte Kürtçenin yasak olmasına son verdik. Kürtçe televizyon dili haline geldi. Efendim gazete dergi dili haline geldi. Propaganda dili haline geldi. Bir takım yer adları değiştirilmişti. İstedikleri takdirde eski isimleri verme hakkını verdik. Dolayısıyla atılması gereken seçmeli ders olarak hem üniversitelerde, okullarda, evet, özel okul açılabiliyor. Evet. Bütün bu haklar yeniden olması gerekenler, bir demokratik bir ülkede olması gereken hepsi bizim dönemimizde yapıldı. Bu da ikincisi mi? Evet. Peki geriye ne kaldı? Geriye bir de hizmet olarak ve kültürel haklar konusunda devlet iradesini ortaya koymuş oldu. Geriye bir de bu devletin o ceberut, işte baskıcı, acımasız imajının değişmesi lazımdı. İşte bu da çözüm süreciyle gerçekleşti. Çözüm süreci yani 2013'ten 2015 işte Temmuz'una kadar yaşanan süreçte ne oldu biliyor musunuz? O dönemde 2 yılı aşkın bir dönemde devlet şefkatini gösterdi vatandaşımıza, halkımıza. Merhametini gösterdi. Ve dolayısıyla devlet şefkatini gösterirken, merhametini gösterirken terör örgütü ne yaptı? Terör örgütü de baskısını artırdı. Haraç topladı. Alternatif mahkemeler kurmaya kalktı. İnsanların çocuklarını daha kaçırdı. Kızlarını, oğlanlarını daha kaçırdı. Onun için cumartesi anneleri biliyorsunuz Diyarbakır'da ya da çocuğu daha kaçırılan anneler Diyarbakır Belediyesi'nin önünde günlerce oturma eylemi yaptılar. Bu eylemleri yaparken bizi eleştiren medya neredeydi? Niye annelere sahip çıkmadı? O çocuklara sahip çıkmadı? Neden o HDP'ye, neden o PKK'ya gerekli medya baskısını uygulamadılar? Dolayısıyla devlet şefkatini, merhametini gösterirken PKK ne yaptı? Baskısını artırdı. Zulmünü artırdı. İşkencesini artırdı. Haracını artırdı. Ve
Biz bu süreçte, bakın çözüm sürecinin en büyük faydası nedir? Bir defa devlet oradaki halkı kazandı. Bu en büyük başarıdır. Ve nitekim PKK'nın hedefi neydi biliyor musunuz? Topyekun bir ayaklanma başlatmak, Serhildan diyorlar biliyorsunuz. Evet. Ve orada halkı yanına çekmekti. Çekebildi mi? Çekemedi. Neden dolayı çekemedi? İşte çözüm süreci sayesinde çekemedi. Eğer çözüm süreci olmasaydı belki de halkı yanına çekebilecekti. Dolayısıyla çözüm süreciyle biz PKK'nın bir hayalini daha suya düşürmüş olduk. Ve neticede bu ülkenin birliğini, beraberliğini koruduk. Şimdi bakınız hendek kazdılar, işte barikat kurdular. Ve 1 Kasım seçimlerinden sonra, bakın 1 Kasım seçimlerinden sonra oradaki halkımız da daha cesaretlendi. Artık sokaklara hendek kazmaya kalkanları, barikat kurmaya kalkanları sopayla taşla kovalıyorlar artık. Bu evet. Çok önemli. 1 Kasım seçim sonuçlarının iç kamuoyuna yönelik en büyük mesajlarından birisi bu. Artık vatandaşımız, oradaki vatandaşımız devletin kararlılığını gördü ve büyük oranda kamu otoritesinin o bölgede yerleştiğini gördü. Ve işte 1 Kasım'dan sonra da artık bu terör örgütü unsurlarına hiçbir şekilde onlar da fırsat vermiyor. Hatta gazetelere de yansıdı. O sokaklarda çatışma yapan askerimize, polisimize evlerden su ikram ediliyor, sıcak çay ikram ediliyor. Dolayısıyla bu milli birlik ve kardeşlik süreci dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Daha önce de bu isim biliyorsunuz kullanılmıştı. Evet. Hakikaten biz AK Parti olarak milli birlik ve kardeşlik gerçekleştirmek için elimizde ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bizim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle Rabia'mız var. Tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak. Ve bunu ancak milli birlikle ve kardeşlikle koruyabiliriz. Dolayısıyla çözüm süreci bu bizim milli birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirme adına yaşanması gereken bir süreçti. Hataları yok muydu? Vardı. Eksikleri yok muydu? Vardı. İşte bundan dolayı da millet o hatalardan, o eksiklerden dolayı 7 Haziran'da bize bir ikazda bulundu. Ve biz o dersi aldığımız için özellikle de devlet aslında ilk günden itibaren onlar hemen yan çizdiler ve silahlı unsurlar ülke dışına çıkacaktı. Çıkmadılar. Verdikleri sözleri tutmadılar. Provokasyon yaptılar. Tacizde bulundular ama askerimiz, polisimiz hepsi sabırlı davrandı. Hoşgörülü davrandı. Ama sabrında bir sonu vardı. O sabrın sonu işte 24 Temmuz gecesi devletin demir yumruğu olarak kafalarına indi. Dolayısıyla şimdi hem yurt içindeki hem yurt dışındaki Sarp dağlardaki efendim ulaşılamaz denilen yerlere askerlerimizin, komandolarımızın, özel harekatçılarımızın girdiğini ve bunların resimlerini çarşaf çarşaf gazetelerde de ve televizyonlarda görüntülerini görüyoruz. Dolayısıyla çözüm süreci yaşanması gereken bir süreçti. Şimdi biz çözüm süreci silahlar sussun, analar ağlamasın, şehit cenazeleri gelmesin diye yaşandı. Fakat maalesef karşı taraf gerekeni yapmadığı için yeniden çatışma başladıktan sonra da zaten devletimiz kararlı bir şekilde 84'ten bu yana terörle mücadele ediliyor. Evet. Ama hiçbir zaman bakınız bu şekilde 24 Temmuz'dan itibaren yürütülen mücadele hiçbir zaman yürütülmedi. Ne yurt dışında ne yurt içinde. Şimdi gerekli operasyonlar yapılıyor. Hiçbir şekilde onlara göz açtırılmıyor. Ve şu an şehir yapılanmaları da tamamen yok edilmek üzere. Allah'ın izniyle biz bu silahları Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın dediği gibi toprağa gömülecek. Üzerine de efendim betonlar dökülecek. Bu ülkede 780 bin kilometre kare içerisinde hiçbir tane silahlı unsur bulunmayacak. Sadece silahlar askerimizin elinde, polisimizin elinde bulunacak. Dolayısıyla bundan sonra da biz zaten çözüm süreciyle irademizi ortaya koyduk. Bu işin terörle Türkiye 2023 hedeflerini gerçekleştiremez. Bu silahlar sustuktan sonra atılması gereken adımlar varsa, yapılması gereken konular varsa onlar da görüşülür ve yine yolumuza devam ederiz ve inşallah bu terör belasından Türkiye'yi Allah nasip ederse kurtarmak da yine AK Parti iktidarına nasip olacak diyorum. İnşallah o konuda da ümit varız. Çok güzel güvenlik güçlerimiz çok güzel gidiyorlar. Ben bu münasebetle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, kederli ailelerine sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. Ama
Bu mücadele milli ülkenin birliği ve beraberliği için, kardeşliğimizi temin etmek için de kesinlikle bu mücadele devam edecek ve bu mücadelede tek bir şey var. O da silahların susması, ülkenin birlik ve beraberliğinin bütünlüğünün korunması. Bunu da Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz ve terörle mücadeleye harcadığımız enerjiyi ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine, gelişmesine harcayacağız ve inşallah 2023 hedeflerine, ardından 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine bu ülkeyi götürecek altyapıyı, hem hukuki altyapıyı yeni bir anayasa yaparak oluşturacağız. Hem de işte ekonomik altyapıyı, kültürel altyapıyı, eğitim konularını hepsini inşallah üzerimize düşeni yaparak, ki 2019'a geldiğimizde Allah nasip ederse Yusuf Bey göreceksiniz, Türkiye devasa projelerin hepsini gerçekleştirmiş olacak. 26 yerde şehir hastaneleri kuruluyor. Bunların hepsi bitmiş olacak Allah nasip ederse. Evet. Ankara biliyorsunuz ulaşımın başkenti haline geldi. Sadece siyasi başkent değil, Ankara'nın Türkiye'nin dört bir yanına hızlı tren ağlarıyla bağlanıyor. Bunların büyük çoğunluğu 2019'a geldiğimizde hizmete geçecek. Efendim İstanbul'daki havalimanı 2018 başında inşallah hizmete geçecek. Üçüncü köprü açılacak. Üçüncü köprü zaten önümüzdeki yıl açılacak. Dolayısıyla kalkınma, gelişme her alanda inşallah ilerleyeceğiz ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10'u arasına, ilk 10 büyük ülkesi arasına inşallah koyacağız ve evet, G20 toplantısı var biliyorsunuz. Evet. İnşallah Türkiye'miz ev sahipliği yapacak Antalya'da. Bu da çok önemli bir toplantı olacak. Türkiye'nin imajı açısından özellikle 1 Kasım sonrasında böyle güçlü bir iktidarla inşallah bu toplantıyı G20 zirvesini gerçekleştiriyor olmamızın da aynı zamanda uluslararası arenada Türkiye açısından çok olumlu imajlar olacak, olumlu etkiler şimdiden olacak. Bütün ülke liderleri Cumhurbaşkanı'na birebir görüşmek için evet, randevu talep etmiş. Onu da biliyoruz. Sayın İşler çok teşekkürler. Aslında teşekkür konuşacak ederim. Daha çok konu vardı. Dış politikayı da konuşacaktık ama süremizin sonuna geldik. İnşallah başka bir programda. İnşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Evet, bugün de gündem analizinin sonuna geldik. Konuğumuz AK Parti Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler'di. Gündemdeki önemli başlıkları konuştuk. Hoşçakalın.